Merhabalar, Işıl'la Pratik Bilgiler'deyiz. Şimdi sizlerle kış aylarının vazgeçilmez yemeklerinden bir tanesi beyaz lahananın dolabımızda nasıl saklayabiliriz, uzun ömürlü olabilir, elimizin altında nasıl hazır yemek şeklinde bulundurabiliriz onu anlatmak istiyorum, macerasını anlatalım. Öncelikle lahana tarzı ürünler hepimizin bildiği üzere hani kar gördüğü zaman soğuk havalarda daha lezzetli olur. Ben de bunun bir pratik yolunu kendimce buldum. Şimdi bu tip ürünleri aldığınızda eğer mevsimsel olarak hani bir kar görmediyse, tabiri caizse böyle bir şey vardır, cümle vardır biliyorsunuz. Kar görmediyse biz onu biraz dondurarak içerisindeki aslında hani lezzetlenmeyi, yoğun su kıvamını arttırabiliriz. Bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle difrizlerimizde, no frost dolaplarımızda, dondurucularımızda bu tip ürünlerden mesela kullandınız, bir kısmı yemeğinize ya da dolmanıza kullandınız. Geri kalan malzemeyi nasıl saklıyoruz arkadaşlar? Ben genellikle artan yeşil, fresh kalması gereken ürünleri, taze kalması gereken ürünleri pişme durumuna göre, örneğin bir kapuskalık eğer halledeceksem, hazırlayacaksam yemek olarak, onun malzemesini ben hazırlıyorum. Ve çiğden buzdolabına, deep freeze'ine ya da işte dediğim gibi dondurucu kısmına atıyorum. Hep böylelikle dondurulmuş gıdayı kendim hazırlayıp elimin altında hazır yemek gibi kullanıyorum. Hem de daha lezzetli oluyor. Soğuk gördüğü zaman dondurmuş vaziyette olduğundan kar görmüş bir lahana kıvamına geliyor. İşte ben mesela atıyorum kapuskalık olarak doğrayacağım gördüğünüz üzere ürünümü. Yıkadım ben ayrıca onu da belirteyim. Sizin için hani biraz suyunun akmasını bekledim. Ben küçük lokmalar halinde kapuska yemeğini çok severim kış aylarında. Biberi dök ye durumudur benim için. Daha önce de videolarımda hep bahsetmişimdir size. Ben biraz yeşilliği seven biriyim. Her türlü yeşil bitkiyi ya dondurarak böyle hani zamanlı zamansız yerim ya da taze, freşken kullanırım. Şimdi ben depolamasını da göstereceğim size ürünün. Çok zor bir şey değil. Sadece kesimini biraz zaman aldı. Evet. Şimdi bildiğimiz buzdolap poşetleri arkadaşlar. Bunları şöyle açalım. Görünecek şekilde öğün olacak şekilde yani tencerenize ne kadar işte kullanıyorsanız o miktarlara sığacak şekilde poşetlerimizi dolduruyoruz. Daha önceden herhangi bir işleme tabi lütfen tutmayın. Kapuskada en azından yemeğinde böyle söyleyeyim size. Beyaz lahanada. Çünkü zaten ben onun birazcık o soğuğu görmesini istiyorum. Lezzetli hale gelebilmesi için ve çabuk pişmesini de sağlıyor biliyorsunuz. Kara lahana, beyaz lahana bu tip ürünlerin hepsi aslında soğuk gördüğü zaman lezzetleniyor ve yumuşuyor ve daha çabuk pişiyor. İşte o nedenle mesela bir yiğinlik malzememi yani bir pişirimlik diyelim malzememi ben hazırladım. Şu şekilde torbaya da koydum. Ve hiçbir katkı maddesi koymadan ağzını bağlıyorum. Bu şekilde buzluğa atacağım. Ve donmuş vaziyetiyle direkt çıkartıp şeyde kullanabilirsiniz. Tencerenize atıp soğanı üzerine salçasını katıp misal gibi bir yemek sahibi olursunuz. Şimdiden afiyet şeker olsun diyorum. En azından dondurucuya da bir mahsul daha katmış olduk. Görüşmek üzere.